Mevanin aziz, xebatkari çapamenni, evalemey vekil, evalemey xebatkar, muhir atın, serçala sersela atın. Çok değerli konuklarımız, çok değerli çalışma arkadaşlarım, yoldaşlarım, değerli basın mensupları, hepinizi partim adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bugünkü grup toplantımız önemli. Bugün hem muhalefete, hem iktidara, hem Türkiye halklarına çok önemli çağrılar yapacağız. Umarım herkes hem kırmızı çizgilerini hem bize dönük ön yargılarını bir kenara bırakarak bugün yapacağımız bu grup konuşmasına 30 dakikasını ayırır. Evet, değerli arkadaşlar, siz de takip ediyorsunuz. Dünya halklarını tehdit eden bir ırkçılık, milliyetçilik giderek dünyada yükseliyor. Bu dalganın altında kalacak milyonlarca insan var. Dünyanın her yerinde yükselen bu ırkçı ve milliyetçi dalganın yaratmış olduğu savaş aynı zamanda milyonlarca insanı yerinden, yurdundan etti. Dünyanın üçte biri neredeyse mülteci konumunda yaşıyor. Her gün, her an kendi topraklarını değiştirerek başka diyarlara daha zor bir yaşama göç etmek durumunda kalıyor. Milyonlarca insan hep kaçış halindedir. Her gün izliyorsunuz, sahiller neredeyse her gün 3-5 mültecinin yaşamını yitirdiği soğuk, cansız bedenlerle önümüze geliyor. Sahillere vuran aslında göçmen, mülteci cenazeleri değil, insanlıktır. Mülteciler gittikleri ülkelerde de düşmanca bir muameleye maruz kalıyorlar. Bunu en yakın an siz bilirsiniz. Türkiye'de de yine mültecilere yaklaşım dünyanın genelinden çok farklı değildir. Bir anda bütün kötülüklerin kaynağı maalesef işte ülkelerinden çıkmak zorunda kalan, göçmek zorunda kalan mültecileri işaret ediyor. Evet, bir ırkçılık gelişiyor. Şunu söylemek istiyorum. Gökyüzü nasıl hepimizinse, yeryüzü de bütün insanların, bütün insanlığındır biçiminde biz bu meseleye yaklaşıyoruz. Biz iktidarın büyüttüğü yapay bölünmelere değil, insanı esas alan ortak yaşamdan yana olduğumuzu zaten her seferinde dile getiriyoruz. Bizim de hem iktidardan hem birçok ırkçı, milliyetçi partilerden farkımız budur. Bu milliyetçi ve ırkçı akım dünyayı, Orta Doğu'yu ve Türkiye'yi giderek bir uçuruma sürüklüyor. Dünyada ve Türkiye'de bu dalgayı arkasına almak isteyen ırkçı ve milliyetçiler her gün ülkemize milliyetçilik, ırkçılık, düşmanlık tohumları ekiyor. Türk'ü Kürt'e, Arap'ı Fars'a, Sünni'yi Alevi'ye düşman etmeye yeminli siyaset tüccarları yine bu dönemde dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de ortaya çıktılar. Birinci yüzyılda milliyetçi ve ırkçı toplumsal sözleşme hepimize kaybettirdi. Türkiye'ye kaybettirdi. İkinci yüzyılı ilk yüzyıl savaşlarla, çatışmalarla, asimilasyon politikalarıyla, ret ve inkarla geçirdik. Milliyetçi ve ırkçı çevreler yine Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da bir kez daha farklı kimlikleri ve inançları susturmak için el birliği etmişçesine, ağız birliği etmişçesine yine saldırmaya çalışıyorlar farklı olanlara. Şimdi biz bunlara diyoruz ki bir yüzyıl daha, bunlara diyoruz ki başta biz Kürtler olarak bir yüzyıl daha bizi yok sayan bu anlayışa teslim olmayacağız. Açık söyleyelim. Biz Türk değiliz. Ama bizim Türk halkıyla da, Türk halklarıyla da herhangi bir sorunumuz yok. Biz Kürtler olarak bu bölgede Farslar, Araplar, Türkler hangi haklara sahiplerse onlarla aynı eşit haklara sahip olmak istiyoruz. Bunun mücadelesini
yürütüyoruz. Hiçbir halkı ve hiçbir halkın hakkını yok saymıyoruz. Bizim olan hakkımızı talep ediyoruz. Değerli arkadaşlar, siz de bilirsiniz. Biraz bu ırkçılık, milliyetçilik kimilerinin zihnini, gözünü kapatmış, görmüyorlar. Biz bin yıllardır bu topraklarda doğduk. Atalarımızın, dedelerimizin mezarları bu topraklarda. Türkiye'de yaşayan Kürtler, Kürt olarak yaşamak istiyoruz, Kürt olarak kalmak istiyoruz. Başka bir kimliğin zorla dayatılmasına, tekçiliğe karşı olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu yüzyıllardır böyleydi. Bundan sonra da böyle olacak. Bu ırkçı, milliyetçi haykırışlara, bu ırkçı, milliyetçi dalgaya asla teslim olmayacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asimilasyona karşı en büyük silah çocuklarımıza ana dillerini öğretmek deyip peşine de Kürtler hariç diye ekliyor. Bizim de buna sessiz kalmamızı istiyor. Emcidi Bey'in gel o Erdoğan boyu Tırka Van Gotun ana dibejin boyu kurdaj Van Gotun ihu dibejin. Biz diyoruz ki Türkler için bu ana dili hak gören Erdoğan acaba Kürtler için de bu sözlerini tekrar eder mi? Tekrar etmeye var mı? Ana dil Kürtlerin de hakkıdır. Kürtlerin hakkını yok saymak bu söylemleri boşa çıkarır. Değerli arkadaşlar, evet, özgürlükler ve demokrasi konusunda gerçekten yok sayılıyoruz. Ama ekonomik tablo da biraz önce saymış olduğum yaklaşımlardan çok farklı değil. Bakın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan sosyoekonomik gelişmişlik endeksinde illerin sıralamasını biraz sonra sizlere göstereceğim. Bu haritada yine Kürtlerin payına yoksulluk, açlık düşüyor. Yine işsizlik düşüyor. Biz kardeşiz, Kürtlere eşit davranıyoruz diyenlere bizzat bu tabloyu göstermek isterim. Bu griyle çizilen Kürt illeridir. Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Kürt coğrafyasıdır. Şimdi bu tabloya bakınca gerçekten 100 yıldır ne yaşadığımızın en iyi fotoğrafı bu tablodur. Sadece diline, kimliğine, yaşamına, özgürlüklerine bir düşmanlık yok. Ekonomik olarak da aç bırakmaya, yoksul bırakmaya çalışıyorlar. Bizim itirazımız bu tabloyadır. Bizim itirazımız bu tabloda özellikle Kürt illerinin bulunduğu bölgelerin renklerinin de Türkiye'nin diğer kentleriyle aynı olmasıdır. Başka bir derdimiz yok. Evet, şimdi bu milliyetçi ve ırkçılar diyor ki sadece sessiz kalmayın, aç da kalın. Biz bunu reddediyoruz, buna itiraz ediyoruz. Ben eminim ki hiçbir onurlu Kürt ve diğer milliyetlerden halklarımız da bu tabloyu, Kürtlere uygulanan bu ayrımcı politikaları kabul etmeyecektir, etmemelidir. Değerli arkadaşlar, bunlar istiyorlar ki bir yüzyıl daha kadın katliamlarına ses çıkarmayalım. İşçiler katledilsin, buna fıtrat deyip geçelim. Süryanice iki kelime konuşulmasın. Kürtçe bilinmeyen dil olarak geçsin. İhaleler yandaşların elinden dolaşıp dursun. Yine yakın zamanda takip ettiniz, bir moto kurye Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu tarafından katledildi. Evet, karşılığında 27 bin lira para cezası verdiler. Bir gram vicdanı olan insanlara soruyorum. Bir moto kurye kardeşimizin öldürülmesinin bedelini 27 bin lira olarak belirleyen bu yargı mı, onun arkasındaki iktidar mı bu ülkeyi seviyor? Değerli Türkiye halklarının vicdanına, zihnine bırakıyorum bunu. Sahte yerlilik, çakma millilik yetmiyor. Sürekli beka diyorlar. Bir bakıyoruz, arkasında bir kadrolaşma çıkıyor. Terör diyorlar. Bugün yine açtı ağzını, yumdu gözünü iktidarın küçük ortağı. Perdeyi çekiyoruz, arkasından hırsızlık, yolsuzluk, çeteler çıkıyor. Değerli arkadaşlar, bu bin yıllardır böyledir. Kim çok fazla milliyetçilik ve ırkçılık yaparsa bilin ki arkasında sakladığı suçlar ve günahlar vardır.
bu ülkede değişmeyen bir kural vardır. Kim alçaklık yapıyorsa, kim vatan hainliği yapıyorsa, kim başkasının hakkını yiyorsa maalesef milliyetçiliğe sarılıyor. Bu milliyetçi ve ırkçı dalga iki yüzlüktür. Tarihe bakın, hem yakın geçmişimize hem uzak geçmişimize bu sahte ve iki yüzlü milliyetçilerin topluma tek bir faydası olmamıştır. Bütün ülke çalışmış, onlar zimmetine geçirmişlerdir. Yine son dönemlerde sık sık partimize, halklarımıza dönük bir söylem var. Ona da bir yanıt vermek isterim. Bizi sömürgecilerle, emperyalistlerle aynı cümlede dile getirenlere bu cevabı vermek istiyorum. Kürt halkı da DEM Parti'de, DEM Parti'nin genelinden geldiği partilerin tamamı da sömürgeciliğe, emperyalizme karşıdır. Karşısında durmuş ve mücadele etmiştir. Mücadele etmeye devam edecektir. Bu ülkedeki diğer siyasi geleneklere baktığınız zaman aslında onların geçmişinde, bugününde emperyalizm ve sömürgeciliğin etkilerini, izlerini, ilişkilerini görürsünüz. Allah'a çok şükür bu konuda başımız dik, alnımız açıktır. İlk günden beri ısrarcıyız. Türkiye'nin en temel sorunu Kürt sorunudur. Ve tek çıkar yolu da çözümü dışarıda görmek değil, bir Türkiye çözümüdür. Türkiye içerisinde çözmektir. Kaybolan şeyi kaybolan topraklarda, kaybolan yerde aramaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, dolayısıyla bu alacakaranlık içerisinde bir mum yakmak için iki önemli çağrı yapmak istiyoruz. Birincisi Türkiye halklarınadır. Yükselen milliyetçilik ve ırkçı dalgaya karşı bizi ancak ortak değerlerimiz olan barış ve demokrasi bir arada tutabilir, güçlendirebilir. Bu sebeple herkesi güçlü bir ülke uzlaşısına katkı sunmaya davet ediyoruz. Bizler toplumsal uzlaşıyı güçlendirebilirsek bu milliyetçi, ırkçı dalgayı durdurabiliriz. Yine ikinci çağrımız zerre-i miskal kadar bir devlet aklı kalmışsa onadır. Siz de yakın istiyorsunuz. Hem bölgemizde, yakın komşu ülkelerimizde ciddi bir çatışma, gerginlik, savaş, kaos hani hakimdir. Bundan çıkmanın en iyi yolu Türkiye'de toplumsal barışı sağlamaktır. Asıl güvenlik tehdidi hakkını arayan, isteyen Kürtler değil, asıl güvenlik tehdidi bu ırkçı ve milliyetçi kesimlerden geldiğini de Türkiye halkları görmelidir. Buna karşı demokratik çözüm ve barış için adım atmak gelecek nesillere olan borcudur, borçlarımızdır. Eğer halen aklı selim düşünmeye meyilli bir devlet aklı, onun kırıntısı dahi kalmışsa şu çok iyi görülmelidir. İmralı kapıları her aralandığında demokratik çözüm umudu büyümüştür. Ülke huzura kavuşmuştur. Ülkenin ekonomisi yükseliş trendine geçmiştir. Türkiye'de, Türkiye çözümde yıllardır ısrar eden Sayın Öcalan'a kulak verilmeli ve oturulup konuşulmalıdır. Ülkemizde barışı mayalamak isteyen Sayın Öcalan'a mı yoksa kanayan yaramız üzerinde tepinmeye çalışıp duran, tuz döken bu ırkçı milliyetçilerin zihniyetini mi tercih edeceğiz? Bu iki seçenek arasında bizim seçeneğimizin hangisi olduğunu zaten belirtmiştim. Değerli arkadaşlar, herkes bilsin ki bugün artık tek bir ihtimal vardır. Ya toplumsal barışı sağlayacağız, demokratik ve adil bir düzen inşa edeceğiz ya da bu ırkçı milliyetçi dalgaya teslim olacağız. Siz de izliyorsunuz, yaşadığımız son dönemlerde Yargıtay senin, Maliye benim, Hariciye ötekinin diye karteller oluşturdular. Yani bir devlet mantığı, aklı ortada yok. Yeni yüzyılın sadece Türkiye için değil, tek kurtuluş reçetesi demokrasiye ve ortak akla dayalı uzlaşmadır. Türkiye'de de Türkiye uzlaşmasıdır. Türkiye akları için tek çıkar yol tarihi
Kürt barışıdır. Demokratik, adil ve özgürlükçü bir düzendir. Alevinin eşit yurttaşlara sahip, eşit yurttaşlık hakkına sahip olduğu, ibadet hakkının güvence altına alındığı, tek bir Ermeninin bile güvercin tedirginliği hissetmediği bir ülke olsun istiyoruz. Bunun mücadelesini yürütüyoruz. Evet, değerli arkadaşlar, sahte ve yerli çakma milliyetçiler yüzünden milyonlarca emekçi ve emekli her akşam evine nasıl ekmek götüreceğini kara kara düşünüyor. Bakın, metal sektöründe çalışan şirketler ve sermaye sahipleri 2023 yılında her çalıştırdığı işçiden 157 bin lira kazanmıştır. Ama işçiye 2003 yılında 11 bin lira para vermiştir. Yani neredeyse çalıştırdığı işçiden kazandığı paranın 14'te birini işçiye vermiştir. Bir de buna adalet diyorlar. Adalet toplumların nefes borularıdır. Nerede adalet, nerede vicdan, nerede nefes olduğunu bu tablodan çok iyi görebiliriz. Türkiye'de iktidarla sermaye son yıllarda iç içe kol kola geziyorlar ve bizim nefesimizi, canımızı, emeğimizi maalesef kazanca dönüştürüyorlar. Emekler bu ülkede nefessiz kalmaya, iliklerine kadar nefessiz kalarak iliklerine kadar yaşıyorlar. TÜİK'in yalan enflasyonu bile %64 iken emeklere verilen zam miktarı %42,5. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz diyorlar. 2024 yılını emekliler yılı ilan, emekler yılı olarak ilan ediyorlar. Ama emekleri enflasyon karşısında linme linme parçaya bölüyorlar. İktidar yalnızca bunları yapmadı. Yıllarca Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne giriyoruz diye kandırdılar. Günün sonunda Türkiye Avrupa Birliği'ne girmedi ama Avrupa Birliği'nin çöp kutusu haline geldi. Bakın, Avrupa ülkelerinin bütün dünyaya ihraç ettiği çöplerin toplamı 32 milyon ton civarındadır. Türkiye'ye 12,5 milyon ton çöp gönderilmiş. Yani bütün dünyaya göndermiş olduğu çöplerin neredeyse yarısına yakını Türkiye'ye gönderiliyor. Biz evrensel hukuk olsun, demokrasi olsun, özgürlükler olsun, Avrupa'daki insan hakları ve demokratik değerleri çoğaltalım diyoruz. Maalesef iktidar Türkiye'de bunun yerine çöpleri çoğaltmaya devam ediyor 3-5 kuruş için. Biz bunun da bir çıkar yolu olmadığını, en iyi yaşamın ekolojik değerlere uygun bir yaşam olduğunu ve bununla bu ülkenin huzur bulacağını da bir kez daha belirtmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, milliyetçi ve ırkçı dalganın bize dayattığı ülke emeklilerin aç kaldığı, çocukların fabrikalarda yaşamlarını kaybettiği, velilerin karne günü sevinmedi çünkü çocuklarına karne alacakları paraları olmadığı için karne günü kara kara düşündükleri, mutsuz oldukları, ülkenin çöp merkezi haline geldiği, nefes almanın bile zorlaştığı bir ülkedir. Değerli dostlar, çakma milliyetçilerin bize dayattığı bu nefessizliğe son vermek bizim ellerimizdedir. Önümüzde bir yerel seçim var. El ele vererek birlikte nefes alabiliriz. Geçtiğimiz hafta 90 merkezde 10 binlerin katılımıyla bir halk oylaması gerçekleştirdik. 4 bine yakın adayımız, delegelerimiz ve kent dinamikleriyle Türkiye'de bir demokrasi devrimine hep birlikte imza attık. Seçim halkın, adaylar hepimizin diyerek milliyetçi, ırkçı, merkeziyetçi mantığa da demokrasinin nasıl olduğunu bu seçimlerle bir kez daha cevap verdik. Yerel demokrasiyle nefes alabileceğimizi gördük, tüm ülkeye de gösterdik. Evet, bu kadar baskıya rağmen dünyada, Türkiye'de demokratik değerleri büyüten, demokratik değerlerde model olan yöntemleri, yolları bulmaya çalışmamızı da ben takdire şayan olarak değerlendiriyorum. Üretenlerin, dert edenlerin, halkların ve inançların yönettiği kentlerde nefes alabiliriz dedik, onun gereklerini yerine getirdik. Bizi nefessiz bırakmak için irademize ipotek koymaya çalışıyorlar. İşte seçim gelmeden minareyi çalan, kılıfını hazırlar misali sahte seçmen üretiyorlar. Bu konuda basını, kamuoyunu, siyasi partileri, haktan hukuktan yana olan bütün kurumları uyarmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, Iğdır'da, Siirt'te, Kars'ta, Kürt coğrafyasının olduğu her ilde ve ilçede nerede bir jandarma
binası varsa, nerede bir karakol varsa sahte seçmenle doldurdular. Çünkü bunların tek bir kıblesi var, o da hiledir. Bunu 21 yılda biz söylemiyoruz. Aslında bu ülkede yaşayan herkes dile getiriyor. Milliyetçi ve ırkçı dalga bizlerle sandıkta yenişemiyor. Siyaset de yapamıyor. Hilelere başvuruyor. Çünkü hile bunların diğer adıdır. Bakın tüm Türkiye bu açık alemi resmi kayıtlara geçmiş hileyi ve hırsızlığı can kulağıyla dinlesin. Iğdır merkezde 2019 seçimlerini 1511 oyla kazandık. Iğdır merkeze önümüzdeki seçim için en az 4361 kaçak seçmen taşımışlar. Yani o kentte oturmayan seçmenler. Yine milletvekili seçildiğim Siirt merkezinde 2019 seçimlerinde 1161 oy farkla seçimleri kazanmıştık. Şimdi Siirt merkezi en az bizim tespit ettiğimiz 6819 seçmen taşımışlar. Siirt'in Kurtalan ilçesinde 700 oy farkla seçimleri kazanmıştık. Sadece bir sandığa 976 seçmen taşımışlar. Kaybetmek için ellerini uzanmadığı haram kalmadı. Bu daha ilginç bir örnektir. Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2200 oyla, ya sadece 2200 oyla birinci parti olduk. Yurt içinde artık kaçak seçmen bulamamışlar. Bu sefer yurt dışı seçmeni olarak geçen seçimde kayıtlı olan 3055 kişiyi taşımışlar. Yani Uludereli olmayan, belki haritada yerini bilmeyen, yurt içinde de oy kullanmayan 3055 seçmeni Uludere'ye seçmen olarak kaydetmişler. 2019 seçimlerinde hileyle, hurdayla Ağrı Belediyesi'ni aldılar. Hep beraber izledik. 7250 oy farkla şu anda birinci partiyiz. Belediye sınırları içerisinde. Şimdi Ağrı'da halkın iradesine kayyum atamak için buraya da binlerce kaçak seçmen taşıdılar. Hileleri saymakla, haramları hesaplamakla bitmiyor. Vallahi dünyaca ünlü bir üç kağıtçı Ponzi vardı. O bile bunları görse muhtemelen tövbe eder. Bütün siyasi partileri bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bu yapılan sadece Kürtlerin iradesine değil, demokrasi özgürlüklere yapılmıştır. Bu seçim hileleri sadece DEM Parti'nin görevi değildir. Türkiye'deki duyarlı bütün çevrelerin görevidir ve üzerinde durmaları gerektiği çağrısını yapıyoruz. Halkımıza da çağrımız var. Adalet sizlerin elindedir. Bu haksızlığa, bu hırsızlığa, bu kul hakkını yemeye dur demek de yine sizlerin elindedir. Hile ve hurdalarına karşı seçim günü en güçlü şekilde sandıklara gideceğiz, sandıkları savunacağız. Bu hile yapanlara da haddini bildireceğiz. Bu hile ve harama karışan, kirli oyuna karışan herkesi de uyarıyoruz. Bakın, kimse basit bir oyun olduğunu sanmasın bu durumunu. Ben sadece 4-5 tane kent merkezinde ve bir ilçedeki örnekleri verdim. Binlerce bu biçimde küçük farklarla kazandığımız yerlere seçmenler kaydırıldı. Bir halkın iradesini hileyle gasp etmek en çok iktidara meşruluk sorunu yaratır. Bu açık bir suçtur. Bu halkın iradesine karşı işlenmiş bir suçtur. Bunun hesabı da bir gün sorulur. Şimdi değerli halkımız, sizlere soruyorum, bir deneyebilirsiniz. Diyelim ki Ankara'dan Türkiye'nin herhangi bir iline, ilçesine seçmen olarak kaydınızı yapmak istediğinizde bizzat kendinizin gitmesi lazım. Açık kimliğinizi ibraz etmeniz lazım. Başka bir şey daha istiyorlar. O ikamette oturup oturmadığınıza dair de bir fatura götürmeniz lazım. Faturanın da sizlerin adına ait olması lazım. Peki sizlere soruyorum. Binlerce kişi imza atmadan, nüfusa uğramadan nasıl adresi değişti? Nasıl değişiyor? Hani bunların başında adalet vardı, vicdan vardı. Bunlar işte 21 yıldır ülkeyi yönetiyorlar, eşit davranıyorlardı.
ne hukuk, ne vicdan, ne adalet olmadığını Kürdistan coğrafyasında yaşayan Kürtler ve Türkiye'de ekonomik sorunlar yaşayan Türkiye halkları çok iyi biliyor. Bugüne kadar hukuki yollardan itirazlarımızı yaptık. Evet, şaşırmadık. Bugüne kadar yaptığımız itirazların birçoğu reddedildi tabii ki. Vatandaşın gelmesine gerek yokmuş, kimlik göstermesine gerek yok, fatura ibraz etmesine gerek yokmuş. Ama AKP'li ise, başka bir partili ise tabii ki bu prosedür ayrıntılı bir şekilde hayata geçiriliyor. Şimdi zannediyorlar ki yanlarına bırakacağız. Emin olun, bu red kararını veren ilçe seçim kurulu başkanları ve hakimleri hakkında, hakim ve savcıları hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Arkadaşlarımız hazırlıyor. Sahte ve kaçak seçmen olan birçok merkezde seçimi kaybettirmemize sebebiyet verecek bu 51 bin kaçak kayalı seçmen hakkında da suç duyurusunda bulacağız. Yok öyle bedava. AKP'cilik yapıp gelip oy kullanmak. İlçe nüfus müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu defa atı alan Üsküdar'ı geçemeyecek. Herkes yaptığı ilenin, buradanın hesabını verecek. Tüm il ve ilçe örgütlerimize ve vekillerimize çağrımızdır. Hayalet seçmen avcıları olarak bize düşen görev her oya sahip çıkmaktır. Halka nefes aldırmanın yolu sandıklarda kayyumlara, çalıp çırpanlara güçlü bir cevap vermektir. Emin olun, hep birlikte mücadele ederek, onlar bir çaldıkça, biz iki kazanarak, çalmaların önüne geçerek 31 Mart'ta zafer kazanacağız. Değerli arkadaşlar, 31 Mart'ta zaferin şifresi kent uzlaşısıdır. Bizler yerelden demokrasiye, kent uzlaşısından Türkiye uzlaşısına ulaşmak için mücadele ediyoruz. Derdimiz öyle kimin hangi belediyeyi alacağıyla ilgili değil. Kim bizimle birlikte hareket etmek istiyorsa demokratik, adil bir Türkiye'nin şifresi olan Türkiye uzlaşısına hazır olmalıdır. Bizler güçlü bir demokratik ittifakı, güçlü bir kent uzlaşısını Türkiye uzlaşısıyla taçlandıracağız. Tek çare budur. Aksi halde işte bu ileler, hurdalar, bu faşizm, bu zor karşısında yenilmeye mahkum olacağız. Biz kurucu bir iddiayla bu seçimlere giriyoruz. Kent uzlaşısı, Türkiye uzlaşısı için demokratik bir modeldir. Yerelden demokrasiye, kent uzlaşısından Türkiye uzlaşısına ulaşmanın yoludur. Bir kez daha siz değerli vekil arkadaşları, halkımızı uyarıyoruz. Özellikle bugüne kadar seçmen olup çeşitli sebeplerden dolayı sandığa gelemeyen, kent dışında yaşayan seçmenlerimiz de bu ileye karşı, bu yapılan irade gaspına karşı bu sefer ne pahasına olursa olsun seçmen olarak bulundukları sandıklara gelmeleri gerekiyor, oy kullanmaları gerekiyor. Emin olun, bizler, emekçiler, yoksullar, Kürtler, Türkler, eğer demokratik bir Türkiye'de, özgürlükçü bir Türkiye'nin inşasında uzlaşabilirsek, ırkçılık, çatışma ve savaş naraları atan ama yolsuzluk, hile, haramın dışında bir şey yapmayan, bu ülkeyi yöneten zor, zulüm yönetimini sonlandırabiliriz diyorum. Şimdiden hepinize, grubumuza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hepimize kolay gelsin, başarılar diliyorum.